Fotoğrafçılık tarihine baktığımızda 1839'dan beri teknolojinin sürekli değiştiğine şahit oluyoruz. Bundan sonra da sürekli değişmeye devam edeceği kesin. Günümüzde herkes birer fotoğrafçı oldu. Herkes çantasında veya cebinde bir fotoğraf makinesi taşıyor. Eskisinden çok daha farklı cihaz ve yöntemler kullanıyoruz. Fakat yine de aynı amaçlar için fotoğraf çekiyoruz. 19. yüzyıl Victoria döneminden bir ailenin fotoğraf albümünde ya da telefonunuzun hafızasında ailenize ait yüzlerce fotoğraf olması, fotoğrafçılığın amacının değişmediğini gösteriyor. Steven Sasson, Kodak'ın donanım bölümünde araştırma laboratuvarında çalışıyordu. Bir gün yöneticisi ondan, yük bağışımlı görüntüleme aygıtı diye yeni çıkan bir görüntüleyici türünü incelemesini istedi. Fairchild marka olan bu aletin adı CCD-201 idi. Bu cihazla belki bir kamera yapabilirim diye düşündü. Yapması gereken şey, ışık modelini yük modeline çevirebilecek bir şey bulmaktı. Eğer bunu başarabilirse, o yük modelini hızlıca cihazdan taşıyarak başka bir yerde saklayabilmesi gerekiyordu. Bir dijital dönüştürücü yapmayı ve sonra da ortaya çıkan görseli RAM'de saklamayı planladı. Bataryaya gerek duymayan kalıcı bir saklama deposuna ihtiyaç olduğunun farkındaydı. Bunu yapmak çok da zor değildi çünkü kasetlerdeki manyetik bantlar bilgisayarların ilk çıktığı günlerde her türlü amaç için kullanılıyordu. Dijital veriyi kaydedebiliyorlardı. İnsanlar her zaman kameranın icadı hakkında konuşurlar. Oysa bu süreçteki çabanın yarısı, belki yarısından da fazlası, yeniden oynatma ünitesini yapmaya harcanmıştı. Kaydın televizyon sinyaline uygun olması lazımdı. Çünkü bir resmi elektronik olarak gösterebilmenin tek yolu buydu. Resim, CCD'nin çıkışından televizyonun çıkışına kadar gönderilebilecekti. Bu, her aşaması dijital olan bir işlemdi. Dijital fotoğrafçılığın zaman çizelgesini şöyle açıklayabiliriz. 1975 yılında Steve Sasson tam anlamıyla dijital olan ilk kamerayı icat ediyor. 1986 yılında Eastman Kodak şirketi megapiksel sensörünü çıkarıyor. 1987-1988'de Jim McGarvey, daha sonra 1991 model Kodak DCS'e dönüşen kamerasını geliştiriyor. Bu alet kamerayı ve kayıt cihazını içinde bulunduran oldukça ağır bir taşıma çantasına sahipti. Sonraki sene tüm o parçaları daha küçük olan tek bir cihazda bir araya getirdiler ve DCS-200'ü çıkardılar. 1994'te çıkan Apple QuickTake 100 ise genel kullanıma uygun, yani halka sunulan, ticari amaçla geliştirilmiş bir kameraydı. İlk megapikselli ticari kamera ise 1999'da çıkan Kodak DC-210 oldu. Geriye dönüp bakarsanız bu aslında oldukça kısa bir zaman çizelgesi. Her şey yaklaşık 20 yıl içinde oldu. Tabii günümüzde hemen hemen herkes kameralı bir cep telefonuna sahip. Belki bugün çocuklar fotoğraf filminin ne olduğunu ya da tab edilmiş resimlerle dolu fotoğraf kutularının ne anlama geldiğini bilmiyorlar. Bu tarz şeyler onlara çok uzak bir geçmişteymiş gibi geliyor. Kağıt fotoğraflar artık yok oluyor. Bu Talbot, negatifi icat eden adam. Dijital fotoğrafçılık negatifi kullanılmaz hale getirdi ve resimleri artık böyle görüyoruz. Fiziksel bir şey yok. Kazara silinebilirler. Eskiden büyük annemizin 18 yaşındaki haline ait, herkesin unuttuğu veya kimsenin bilmediği bir fotoğrafı bir çekmece köşesinde bulup şaşırdığımız anlar olabilirdi. O resimler sonradan bulunabilen, elle tutulabilen ve manası olan şeylerdi. Peki dijital fotoğrafla aslında sahip olduğunuz şey ne? Bir kod veya öyle bir şey. İnsanlar artık çok nadiren fotoğraflarını bastırıyorlar. Resimler, ekranda gördüğümüz diğer şeyler gibi gelip geçici olmaya başlıyorlar. Fotoğrafik görsele dair, hatıralarla olan ilişkimiz değişiyor. Ve bunun nereye doğru evrileceğini önümüzdeki yıllarda hep birlikte göreceğiz. Sanatçıların çoğu, artık makinelerin kontrolde olduğunu anlıyorum, ben ise objeye odaklanmalıyım dedikleri bir noktaya geldiler. Söz konusu elle tutulabilir, fiziksel bir görsel olduğunda bu bizi fotoğrafçılığın zanaat olduğu geçmiş günlere götürüyor. Her ne kadar imge ya da çekilen resim görsel fotoğrafçılığın başlıca konusu olsa da
fotoğraf deneyimi sadece görselle sınırlı değil, o görselin elle tutulabilir hale gelmesi için büyük buluşlar gerekti. Ve bugün bile dijital fotoğrafçılığın yanı sıra konu fiziksel bir fotoğraf üretmekse, fotoğrafın baskı süreci ve fiziksel dünyada hayat bulması hala inanılmaz bir deneyim.